erkek ve kadının toplum içinde eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Destekliyorum. Şiddete asla karşı değilim. Üzerine konuşuyor olmamız bile bir çağ dışılığı gösteriyor bence. Detaylı bir şekilde değil ama kadına karşı şiddetin karşısında duran. Evet. Hukuka güvenmiyorum zaten. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadıköy Moda sahilindeyiz ve İstanbul Sözleşmesi hakkında sorular sorup röportaj yapacağız. Geçelim o zaman. Hadi. Merhaba, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Erkek ve kadının toplum içinde eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nin bu şiddete en azından bir noktada birazcık etki edeceğini düşünüyorum. O yüzden destekliyorum. Teşekkür ederim. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? İstanbul Sözleşmesi uygulansın istiyorum. Ölmek istemiyoruz, var olmak istiyoruz, kadınlar arasız hak istiyoruz. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba, İstanbul Sözleşmesi, yani destekliyorum aslında ama şöyle destekliyorum. Yani ben aslında yatakta, yani hard, yani sertliğe karşı değilim ama tabii hani bunun dışında bir kadına şiddet uygulanması falan, bunlara karşıyım tabii ki yani. Yatakta kısmi şiddeti destekliyorsunuz. Evet, yani yatakta destekliyorum. Şiddete asla karşı değilim ama onun dışında tabii ki yani kadınlara şiddet uygulanması, onların öldürülmesi falan, bunlara çok karşıyım yani. Verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler. Merhaba, İstanbul Sözleşmesi hakkında bilginiz var mı acaba? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bir kadın olarak bu sözleşmenin benim haklarımı koruduğunu ve başıma gelebilecek potansiyel bir şiddet, yani illa fiziksel ya da sözlü fark etmez, hani yaşayabileceğim bir şiddete karşı beni koruyacağı konusunda bana güven veren bir sözleşme açıkçası. Ve bu sözleşmenin de yaşamaya devam etmesi benim sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de değil, hani bu dünyada daha güvenli bir hayat yaşamamı sağlayacağını düşünüyorum. Devam ettiği sürece tabii ki. Teşekkür ederim. Peki maddelerini detaylı bir şekilde gözden geçirdiniz mi? Yani detaylı bir şekilde değil ama maddeleri okudum. Ve açıkçası okuduğum kadarıyla gördüğüm, benim sadece resmi olarak evli olmayı gerektirmeden bir kadının kendini gerçekten güvence altına alınmış hissettirdiği bir maddeler topluluğu olarak görüyorum. Yani sadece evli kadın şiddetten korunuyor değil de bu ülkede yaşayan bir kadın korunuyor gibi hissettirdi bana. Ki böyle bu kadar kapsayıcı olması da
benim için çok önemli. Özellikle burada hani nişanlı olan kadınların da belki hani evli kadınlar olarak çok ciddiye alınmıyor olması toplum içerisinde bir sıkıntıydı bence. Ve bu sözleşmede orada hani gerçekten onun da geçiyor olması, her ne kadar hukuki bir yeri olsa da nişanlı kadınların ya da sokakta yürüyen herhangi birinin hani, illa bir hukuki sıfatı olmadan dolaşan bir kadının herhangi bir şiddet karşısında yaptırımlarla karşı tarafın cezalandırılacağı, kadının koruma altına alındığı bir düzen bence hani bunları görmek çok beni çok çok rahatlatıyor. Cevapların için çok teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler. Merhaba, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Kesinlikle olması gereken, kadını koruyan, kadına karşı şiddetin karşısında duran bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Madde maddeden tamamını okuyamadım ama bildiğim kadarıyla şiddet olaylarının önüne geçecek ve kadını koruyacak bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Bu cevabınız için çok teşekkür ederim ve mutlu günler. Teşekkürler. Nesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok o konuda. Peki bir birey yanlış yaptığında cezalandırmasını kendiniz mi yaparsınız yoksa hukuka mı teslim edersiniz? Sorunuzu anlıyorum. Hukuka güvenmiyorum zaten. Evet. Ama kendimin de yapacağı bir şey yok. Yani suçlu sokakta dolaşıyor. Yani yakalananlar da sokakta dolaşıyor çünkü. Çok doğru evet. Cevabınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten temel insan haklarını içerdiği için düşünülmemesi gerekiyor üzerine direkt. Çünkü o bir zorunluluk. Üzerine konuşuyor olmamız bile bir çağ dışılığı gösteriyor bence. Hükümlerini okudum hepsini ama karşı çıkılacak bir hüküm de yok bence. Tartışılacak bir hüküm de yok. O şekilde. Cevabınız için çok teşekkürler. Mutlu günler. Rica ederim. Merhabalar. Bir dakika, gelecek az sonra. Siz İstanbul Sözleşmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. İstanbul Sözleşmesi'nin mutlaka girmesi gerekiyor devreye. Çünkü kadına yönelik... Yanlış hatırlamıyorsam orada 4 madde vardı. Kadına yönelik şiddetin durdurulması, kadın haklarının korunması yönünde. Bu yüzden özellikle şu dönemlerde kadına şiddetin çok fazla olduğu bir dönemden geçtiğimiz için mutlaka İstanbul Sözleşmesi'nin devreye girmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Teşekkür ederim. Sizin bir yorumunuz var mı acaba? Ben de arkadaşımın dediği gibi kesinlikle yürürlüğe yani girmiş olmasını istiyorum. Ayrıca sadece hani kadınlar olarak değil, yani cinsiyet ayrımı yapmaksızın erkeklerin bunu
sadece kadınları korumaya yönelik olarak algılamadan, hani karşılıklı hakların korunması gibi düşünmelerini de, yani öyle düşünüyorum. Onların da hani sırf cinsiyetçilik karşı şey, aslında güçsüz tarafı korumak. Bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Korunması adı altında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olmasını istiyorum, evet. Şey, küfürler. Peki maddelerini detaylı bir şekilde gördünüz mü? Ben kadına yönelik şiddet içeriğinde 4 maddeyi okudum. Detayına baktım ama şu anda net olarak hatırlamıyorum açıkçası. Aynı durum benim için de. Tamamdır. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler. Çok teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.